Efendim Mete? Ya kanka bir şey diyeceğim. Ben senin arabayı restoranın önünde gördüm ve sen yoktun içinde. Hayırdır? Ha. E oradaydım ben, yemek yiyordum. Görmedin mi beni? Kanka senin gözler mi büyüdü numara? Ya tamam neyse ne. Bak ne diyeceğim şimdi. Ya bizim şu Fadik'le evlenme meselesini bir konuşsak mı acaba, sen bir gelsen? Ben şimdi kapatıyorum. İşlerim var kardeşim. Yuh lan böyle de kapatılmaz ki. Ben sana böyle mi yapıyorum ya? Şazmet bu ne hal? Annen için hazırlandım ya. Çok tarz olmamış mıyım oğlum? Ya o kadar para verdim, ala ala bunları mı aldın? Ne oldu, beğenemedin mi? Tövbe ya Rabbim ya. Annem seni görse Zeynep'i geri çağırır. Ha öyle mi? O zaman Zeynep çiğinle git Fatih'ciğim. Ne halim varsa görme, gidiyorum ben. Dur özür dilerim. Tamam Şazmet ya, benimle alakası yok. Çok tarz, çok güzel olmuşsun. Ama annemin beklentisi yüksek yani, onunla alakalı bir durum. Ben nereden bileyim senin annenin beklentisini ya? Allah Allah. Zeynep, yardımına ihtiyacım var. Hanım. Bu akşam bana yardım edebilir misiniz Zeynep Hanım? Hangi konuda? Aylık raporları düzenlemem lazım. Mesaiye kalacağım. Ama çok belli ki tek başıma halledemeyeceğim. Yani rica etsem... Bugün benim ilk iş günüm, farkındasınız değil mi? Evet, zaten bu da bir iş. Ben buradaki hiç kimsenin çalışanına ilk iş gününde fazla mesai verecek kadar acımasız olduğunu düşünmüyorum. Oho! Zeynep Hanım. Bakın böyle devam ederseniz sizi birkaç güne sepetlerler. Ben size söyleyeyim yani. Umalım da öyle bir şey olmasın Emrah Bey. Zeynep. Yalnız mesai saatlerinde telefonla konuşmuyoruz değil mi? Hülya Hanım, merhaba. Oo, Fatih Bey hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ya acilen yardımınıza ihtiyacım var. Tabii, nasıl istersiniz? Hep birlikte bu arkadaşa giydireceğiz. Yani işte muhteşem, şık bir hale getireceğiz. Ne tarz bir şey düşünüyorsunuz hanımefendi? Şimdi bak, bana kalırsa ben... Sana kalmasın. Yani şöyle, şimdi arkadaş akşam nişanlısının ailesiyle tanışacak. Nişanlısı da böyle zengin, mükemmel yakışıklı ve saray soyundan gelme. İşte ona yakışır bir şey olsun istedik. Tabii siz arkadaşınızı bana bırakın. Yarım saat içinde hazır olur. Tamam, harika. O zaman ben dışarıda bekliyorum. Hı? Hı. Maymun olduk anasını satayım ya. Yok yok, ben odadan hiç çıkmayacaktım. Efendim? Ha, Fatih ne yaptınız? Hazır mı Şazment? Hayatım, Şazment'i hazırlamak o kadar kolay mı sanıyorsun? Fatih çabuk bana doğruyu söyle, bir terslik mi oldu? Yok yok, tamam hallettim. Uzman görüşüne başvurdum. Nasıl yani, ne uzmanı? Ya benim tanıdığım bir butik vardı, oraya getirdim işte. İyi tamam, bana bak öyle çok ortalarda dolanmayın ha. Yakalanacaksınız beni diye ödüm kopuyor. Çabuk gidin eve hadi. Başımızı belaya sokmayalım, sokuyoruz işte Zeynep ya. Yani bu Şazment'i seçmemiz şart mıydı? Aşkım çok özür dilerim, haklısın ama yapacak bir şey yok. Olan oldu bir kere. Tamam, sen çıktın mı? Çıkacağım birazdan. Oğlumu çok özledim. Ben de özledim. Oğlumuzun yanından ayrılma ha. Bak tehlike daha geçmedi. Fatih ne diyorsun? Ne tehlikesi ya? Sen de babam gibi Allah aşkına. Lan Fatih! Kapatıyorum, arayacağım. Tamam. Dilber abla! Ne diye saldın Ayfer derisini benim başıma? Ayfer mi? Allah cezanı versin senin. Sizin yüzünüzden işimden oldum be. Bana bak Fatih, bu yanlış anlaşılmayı düzelteceksin. Ben bir şey anlamadım. Ulan halanla Ayfer matineyi bastı.
Seninle benim aramda bir şey olduğunu, Zeynep ve seni benim umurumda düşünüyorlar. Ha iyi iyi, tamam. Ben halledeceğim hepsini. Hadi Dilber abla. Ulan kadın saçım başım iyi oldu be. Ben bu saça kaç para harcıyorum sen biliyor musun? Ya ben sana saç alacağım. Hadi işlerim var şimdi Dilber abla. Bana bak Fatih, sen benden bir şey mi saklıyorsun? Yok ablacığım, ben takı makı alacağım, kolye, yüzük. Ne takısı be? Neyse, bu işi halledeceksin Fatih. Çok fena durumdayım. Tamam, düzelteceğim ben. İyi, hadi gidiyorum ben. Tamam. Şimdi sıra saçlarda. Yürü. Of! Ne saçı ya? Tut! Çabuk çabuk. Hadi. Ah, Fatih ile Şazimet birlikteymiş. Ulan Ayfer! Yaktım seni! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.